İyi akşamlar değerli izleyenler. Bu hafta da birlikteyiz ve turizmin başkentinden hashtag ile sosyal medyada lütfen takiplerinizi esirgemeyin diyorum. Ve hayata dair hikayeme geçiyorum izninizle. Yaşlı bir adam emekli olduktan sonra bir lisenin yanında küçük bir ev aldı. Emekliliğinin ilk birkaç haftasını huzur içinde geçirdi ama ders yılı başlayınca huzuru kaçtı. Okulların açıldığı ilk günden başlayarak öğrenciler dersten çıkar çıkmaz yolların üzerindeki her çöp bidonunu tekmeliyorlar. Anlamsız sesler çıkararak bağırıp çağırıyorlar. Dayanılmaz gürültüler yapıyorlardı. Çocukların gürültülerinden dinmek tükenmek bilmeyeceğini anlayan yaşlı adam bu işe bir son verebilmek için kurnazca bir çözüm buldu. Ertesi gün çocuklar öğrenciler okuldan çıkıp yine dayanılmaz gürültüler yaparak evin önünden geçerken yaşlı adam dışarı çıktı. Onlara bir öneride bulundu. Siz hepiniz çok tatlı çocuklarsınız. Çok da eğleniyorsunuz dedi. Bu neşenizi sürdürmenizi istiyorum sizden. Ben de sizlerin yaşındayken aynı biçimde gürültüler çıkarmaktan hoşlanırdım. Siz bana gençliğimi anımsatıyorsunuz. Eğer her gün buradan geçer ve gürültü yaparsanız size her gün $1 veririm. Kabul mü? Bu öneri çocukların çok hoşuna gitti. Her gün hem eğleniyorlar hem bol bol gürültü yapıyorlar. Hem de $1 para kazanıyorlardı. Bu durum bir hafta bu biçimde sürdükten sonra bir gün yaşlı adam çocukları yine durdurdu ve onlara kısa bir açıklama yaptı. Çocuklar, yaşam pahalılığı, enflasyon beni de etkilemeye başladı. Bugünden sonra size ancak 50 sent verebileceğim. Beni anlayışla karşılayacağınızı umarım. Bu durumdan pek hoşlanmamalarına karşın çocuklar yaşlı adama anlayış gösterdiler. Ve günlük gürültülerini 50 sent karşılığında yapmayı kabul ettiler. Aradan birkaç gün daha geçtikten sonra yaşlı adam bir gün çocukları yine durdurdu ve onlara bir durum açıklaması yapmak zorunda kaldığını bildirdi. Bakın, bizim emekli paralarını gününde ödemiyorlar. Durumum biraz sıkışık. Üzülerek söylüyorum ama yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Bundan sonra size ancak 25 sent verebilirim. Tamam mı? Anlaştık mı? Yaşlı adamın bu önerisi çocukların hiç hoşuna gitmedi. Olanaksız bayım, dedi içlerinden birisi. Günde 25 sent için bu kadar işi yapacağımızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kusura bakmayın ama biz işi bırakıyoruz. Evet, böyle kurnaz bir insan gerçekten benim çok hoşuma giden bir hikaye. Bizim bugün dostça bir sohbetimiz olacak. Çünkü bu TV'yi izleyenler daha öncesinde de bizim birlikte Lobi Sohbetleri isminde Bekir Akkaş'ın da ve yine konuğum şu anda Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği sevgili Ali Kızıldağ'ın da olduğu üçlü bir programımız olmuştu. Ekranlara alışık bir hayli kendileri. Bugün yine konuğum oldu. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Birlikte güzel bir yayın yapalım inşallah. İzleyicilerimiz ve biz de çok keyif alarak sohbet edeceğiz biliyorsunuz. Evet. Her zaman yaptığımız gibi. Konumuz sürdürülebilir turizm. Evet. Bizim tabii ki de Antalya'da turizmin başkenti olarak nam salmış durumdayız ama bu işin sürdürülebilirliği ne kadar? Veya Antalya bunun için neler yapıyor? Sizin bulunduğunuz sivil toplum örgütleri keza bu konuda neler yapıyor? Hep birlikte bunu böyle bir değerlendirelim, konuşalım istedim. Ve bununla ilgili de dediğim gibi programın devam eden kısmında konuşacağız. Ama ben öncelikle Ali Kızıldağ kimdir? Onu tanımayanlar onu nasıl tanıyabilir acaba? Birkaç kelimeyle Ali Kızıldağ'ı tanıyalım mı? Tabii tabii. Ali Kızıldağ 1963 yılında Malatya'da doğdu. İşte ilk orta öğrenimini, lise o zamanlar böyle ilk öğretim yoktu biliyorsunuz. Lise eğitimini Malatya'da tamamladı. Lise sonu Eskişehir'de bitirdi. Sonra Mersin Turizm Otel İşletmeciliğinde 4 yıl lisans programı okudu. Akabinde tabii ki her Türk genci gibi askere gitti. Askerliğini tamamladıktan sonra 1987 yılında genç bir turizmci olarak turizm hayatına başladı. O günden bugüne kadar da durdurak demeden, dinlenmeden, pek izin yapmadan. Emekçi. Evet, emekçi bir şekilde yaşamını sürdürüyor profesyonel olarak. İlk Antalya'dan mı başladı? Yok, ilk Çeşme'de başladım. O zamanlar tabii ki Türkiye'de sadece turizm anlamında değil, gelişmesi gereken her türlü sektörel alanda devletin öncü ve örnek
işletmeler kurduğu bir dönemde Turizm Bankası'nın turban tesislerinde başladım Çeşme'de. Yaklaşık bir işte 4,5-5 yıl orada çalıştıktan sonra Bodrum'da başka bir otelin müdürlüğünü yaptım. Daha sonra uluslararası bir şirkete... İlk hangi departmanda başladınız? Ön büroda, resepsiyonuna başladım. Ben hani gençlere de böyle hemen genel müdür olunmuyor anlamında. Askerliğimi de böyle yiyecek içecek müdürü pozisyonunda bir pozisyonda yapmıştım. Ordu evinde. Bir de ilgi alanım olduğu için böyle mutfağı çok severim. Hep mutfakla yakın ilişki içerisinde oldum. Öylelikle bugünlere kadar çalışa çalışa geldik. Yaklaşık bir işte 24 yıldır da Antalya'dayım. Bir Antalyalı olduk sayılır yani, evet. Evet, ne güzel. Sizi kazanmış olması da Antalya'nın güzel. Çünkü şu anda da Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin başkanlığını yapıyorsunuz. Evet. Yakın zamanda da herhalde seçiminiz olacak. İnşallah. Bu gönüllü olarak yaptığınız görevi devredeceksiniz büyük ihtimalle. Kasım ayında olağan genel kurulumuz var. Hı hı. İşte birinci oturumda çoğunluğu sağlayamazsak Aralık ayında ikinci genel kurulumuzu yapacağız. Orada kısmetse diğer yeni gelecek arkadaşlara devretme. Bayrak teslimi. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Antalya sürdürülebilir turizm denildiğinde bu işin neresinde? Çünkü sürdürülebilir turizm tabii ki turizmin olmazsa olmazı. Yani bir yaşamı idame ettirebilmek için hepimiz yani sürmek için bir şeyler yapıyoruz. Doğru mu? Fiziki olarak ihtiyaçlarımız var, sosyal ihtiyaçlarımız var. Aynen bunun gibi bir sektörü de ya da hayatı da düşündüğünüzde bunun sürmesi için de olmazsa olmaz şeyler var. Bunlardan ilki tabii ki de benim aklıma geliveren çevre. Yaşarken insan olarak da çevre bizim için çok gerekli. Hava, su, turizm olunca bunun içine deniz giriyor biliyorsunuz. Ama Antalya sizin değerlendirmelerinizle bu işin neresinde? Buradan başlayalım isterseniz. Şimdi tabii sürdürülebilirlik diye baktığımız zaman biraz gerilere gitmemiz lazım. Şimdi insanoğlunun varoluşu, dünyanın varoluşu işte bir yaklaşık 5 milyar yıl geriden almak lazım. Bu dünya bizim değil tabii ki. Yani bu dünya oluşmuş, lütfedilmiş ve doğadaki düşünen tek doğal canlı insana bahşedilmiş bir sürü yetenek, bir sürü özellik. Ve bu dünyada ilk canlının varoluşu yaklaşık 3,5 milyar yıl. Ve bilahare işte Afrika'daki savaklarda insanoğlunun gelişi binlerle veya milyonlarla ifade edilen yıllar. Ve hep bir nüfus artışı, daha sonra savaşlar veya işte bulaşıcı hastalıklarla arada bir nüfusta gitmeler gelmeler büyük olmuş. Büyük ölümler, evet. Ama şöyle bir baktığımızda yaklaşık bir 1900'lü yılların sonunda veya işte başlarında, sonunda demeyelim de dünya nüfusu gelmiş işte 1,5 milyarlara gelebilmiş. Hakikaten bu gelgitlerle. Binlerce yıldan bahsediyoruz. Sadece 1,5 milyar. Ama yaklaşık bir 100-130 yıl içerisinde bu bir anda 7,5 milyarlara gelmiş. Yani 3 kat, 4 kat artışlardan, yani kümülatif katlanarak artmalardan bahsediyoruz. Düşünün, binlerce yıl, 1,5, sonra bir 100 yıl teknoloji, sanayi devrimi, işte tıptaki gelişmeler, işte dünya savaşlarındaki o ara vermeler vesaireler derken bir 3 kat 4 kat nüfus artışı olmuş ve 7,5 milyarları görmüşüz. Ve insanoğlu önce düşünüyormuş, demiş ki ya dünya kaynakları bitmez, tükenmez. Sonra 100 yılda bu kadar hızlı bir tüketim, hızlı bir nüfus artışı ve doğadaki bir sürü yaşayan işte doğal canlının yok edilişi, neslinin tükenişi ve insan neslinin tükenişi ile ilgili bir tehdit oluşmuş. Bir bakmışlar ki kaynaklar tükeniyor. Öyle yani, hakikaten inanılmaz bir kaynak tüketimi var nüfustan dolayı. İnanılmaz dünyayı bir hor kullanmak var. İnanılmaz bir çevre kirliliği var. Hava kirliliğinden tutun da toprak kirliliği, gıda kirliliği vesaire gibi. Ve insanları bunun korunmasıyla, kullanmasıyla ilgili bir panik almış. Ve hepimizin bildiği gibi işte bununla ilgili en ciddi adım Kyoto Sözleşmesi ile atılmış. Onun akabinde tabii
sanayileşmiş bazı ülkeler tamam buna uyalım demişler ama gelişmekte olan ülkeler bir dakika bizim daha kat edeceğimiz çok yol var demişler. Bununla ilgili tabii ki bir takım hor kullanmalar veya işte suistimaller olmuş, gelinmiş. En son geçen yıl Paris'te çok önemli bir biliyorsunuz dünyadaki bu küresel ısınmayla ilgili bir toplantı yapıldı ve yine dünyanın hemen hemen bütün ülkeleri bu konuda evet buna karşı bir şeyler yapılmalı. Bu küresel ısınmanın azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı. Karbon gazlarıyla ilgili mutlaka bunların salınımlarıyla ilgili önlem arttırıcı girişimlerde bulunmalı diye karar alındı. En son Hollanda'da yine çok önemli bir uluslararası toplantıda ki bu toplantıların hepsinde Türkiye dünyanın korunması ve kollanması ile ilgili her türlü karara en ilk imza atan ve bu konuda olur veren ülkelerden birisidir. Bu iklim değişiklikleri ve küresel ısınmayla mücadele etmek, dünyadaki kaynakların korunması ve kullanması ile ilgili bir takım kurallara uymak konusunda hep uluslar pozitif kararlar aldılar. Ancak geldiğimiz noktada bu konuda yeterli bir yerde miyiz? Değiliz. İnanılmaz derecede bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu iklim değişiklikleri insanoğlunu, insan yaşamını ciddi anlamda tehdit ediyor. Bugün ilk defa son geçtiğimiz 10 yılda ve hala devam eden Hindistan'da başlayan iklim değişikliği neticesinde mülteci problemleri yaşanıyor. İnsanlar toplu yaşadıkları alanları terk ederek aynı vahşi hayvanlarda olduğu gibi yer değiştirmeye başladılar. Neden? Çünkü yaşadıkları yerde ciddi kuraklıklar söz konusu ve sulak alanlara doğru göç tabii etmeye belki başladılar. Belki biz bunu Türkiye'de çok fazla hissetmiyoruz yani ama dünyanın her yeri böyle değil şimdilik. Bilim adamlarının yapmış oldukları öngörülere göre ileride yani bu sene olmaz 50 sene 100 sene sonra Türkiye için de bu ciddi bir sorun olmaya başlıyor. Yani Türkiye'de kuraklıkla ilgili veya işte bataklaşmayla ilgili risk taşıyan bölgelerden bir tanesi. Bilimsel araştırmalara göre eğer hakikaten adam gibi önlemler doğayı koruyamaz olmazsa, isek. Evet. Şimdi bunlar tabii ki sürdürülebilirlik çalışmaları için insanoğlunun önünde çok önemli bir takım kriterler. Şimdi bunu biz hani turizm alanında konuşacağız ama aslında bu yaşamın her alanında, tabii her ki sektörde bu doğada insan olarak, bu dünyada insan olarak var olan herkesin bir problemi. Neden? Çünkü demin konuşmamızın başında söyledik dedi ki doğadaki düşünen tek doğal canlı insan. Yani bununla ilgili birileri bir şey yapacaksa insan yapacak. Yani insanoğlu hem kendi neslinin hem bu doğada var olan nefes alan her canlının bitkiler zaten kirleten de insan değil mi? Aynen öyle. Yani doğayı en hızlı tüketen, en fazla tüketen, en vahşi tüketen insan olduğu için yani insanda var olan bu doğal tüketim güdüleri, doğal tüketim istekleri sürdüğü sürece bununla ilgili önlemleri de alması gereken en sorumlu yaşayan doğal varlık insan. Bununla ilgili hem kendi neslinin hem doğada ki diğer yaşayan bütün canlıların, bitkiler ve hayvanları kastediyorum, nesillerinin devam etmesiyle ilgili en önemli sorumluluk insanda. Bunu yaparken de işte doğadaki her şeye saygılı olarak ve başta onları severek tabii, sevmeden koruyamazsınız, sevmeyi öğrenerek bu sürdürülebilirlik projelerini hayata geçirmesi gerekiyor insan olduğunu. Turizmde biz bu sürdürülebilirliği nasıl sağlarız derken, Türkiye'yi tabii bir pilot olarak alalım. Dünyada da her turizm işletmesinin bu konuda görev ve sorumlulukları var. Turizm işletmeleri, otellerden bahsediyorum veya havayollarından veya işte acentelerden her ne şekilde olursa olsun bir kere bulunduğumuz bölgelere normal kapasitelerinin çok üzerinde insan getirmeyi ve bu insanları yedirmeyi, içirmeyi, eğlendirmeyi ve tekrar yaşadıkları yere göndermeyi hedefleyen insanlarız ve organizasyonlarız. Zaten turizmin tanımında da ne var? İşte insanların bulundukları, her zaman yaşadıkları yerden 24 saatten az olmamak kaydıyla
herhangi bir seyahat aracını kullanarak yer değiştirmeleri ve gittikleri yerde turistik hizmet ve faaliyetlerden yararlanmalarını anlıyoruz. Bize üniversitede turizmi öğretirken işte ilk turizm tanımıyla başladığında bu ve doğru da bir tanım aslında. Evet. Hani bunu belki 24 saat değil de 48 saat diyebilirsiniz, 12 saat diyebilirsiniz ama bu faaliyete turizm hareketi diyoruz. Ve bu hareket yaşanırken, yapılırken de bu faaliyet içerisinde gidilen yerlerin iyi korunması, kollanması, bu tür turistik hizmet ve faaliyetlerden yararlanırken doğaya zarar verilmemesi, tüketilen malzemelerin hakkıyla tüketilmesi, aşırı tüketilmemesi, bu faaliyetler yapılırken o bölgedeki bütün doğal varlıkların korunması, o bölgedeki insanların korunması, o kültürlerin korunması, yani oradaki bütün varlıkların sürdürülebilirliğinin sağlanması ile ilgili hem o hizmeti verenlerin hem o hizmeti alanların buna çok saygılı ve uygun davranmasını algılayabiliriz. Bununla ilgili de Türkiye'de sizlerin de vakıf olduğunuz üzere muhtemelen herhalde konuşacağız. Gerek Turizm Bakanlığı'nın gerek sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa yapmış oldukları, planlamış oldukları bazı faaliyetler var. Nedir bunlar? İşte Mavi Bayrak, işte Yeşil Yıldız, Beyaz Yıldız gibi o bölgeyle ilgili ve o faaliyetlerle ilgili bütün koruma ve kullanma dengelerini sağlayan bir takım uygulamaların bileşenlerinin oluşturduğu, işte çok önemli kriterlerin koyulduğu ve bu kriterlerin hem dokümantasyonunun hem de uygulamalarının takip edildiği ve denetlendiği ve bu denetlemeler sonucunda da hak eden işletmelerin hak ettikleri derecelendirmelere göre işte mavi bayraklarının, yeşil yıldızlarının, beyaz yıldızlarının takdim edildiği ve yine bu sürdürülebilirlik çerçevesinde her yıl dönemsel olarak aynı kontrollerin, aynı kriter, hatta artan kriterlere göre takip edildiği ve belgelerin sürelerinin uzatıldığı uygulamalar var. Bayağı bir toparladık herhalde. Şeyde tabii konuk dediğim böyle olacak. Sorunca direkt özet özet yapıyorum size. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Soracağım birkaç soru da dahil oldu bu soruya. Evet. Ama gayet güzeldi. Teşekkür ederim. 2012 yılında hatırladığım, 2009'larda konuşuyorduk. 2012'de bir karbon ayak izi kavramının artık uçak biletlerinde fiyatlandırmaya dahil olacağına yönelik. Fakat sonrasında 2012'de bu gerçekleşmedi. Ama bilinçlenme başladı ve ben gerçekten bir tüketici olarak diyeyim, bir turizmci değil, bir vatandaş, bir tüketici olarak bunun uygulanması taraftarıyım. Hani ne kadar fiyat dengesini etkiler, onlar konuşacağımız diğer konular olabilir zaman içerisinde ama kesinlikle kullanılan yakıtların havaya verdiği o salınımdan dolayı bunun vergisinin alınması ve insanların buna göre hani ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız, evet, aslında sadece bütçe ve parayla alakalı değil. Bu hava neyse hani ona göre yaşayalım. Ya da demin çok güzel bir şey söylediniz. Sığabileceği bir kapasite var bir destinasyonun diyelim, evet, ya da bir tesisin. Yatak, kaç yataklıyız diye soruyoruz mesela direkt. Otelim var, kaç yataklı? Şimdi orada yatacak bir insan var ve bu insana göre mimar bu fiziki durumu projelendiriyor ve böyle yapılıyor bu. İşte otoparkı buna göre yapılıyor, sahildeki şezlongları buna göre konuluyor, evet, vesaire vesaire. Şehrin de böyle bir yapısı, tabii, olmalı, doğru tabii, mu? Tabii, yani tabii. Üzerine bir de nüfus var, burada yaşayan var. Ki biliyoruz İspanya'da adalarda insanların biz turist istemiyoruz diye pankart açtığını. Bu sebeple de bizim destinasyonumuzun da yani Antalya'nın da özelde konuşursak ya da Türkiye'nin alabileceği turist kapasitesi, turizmden konuşuyorsak eğer, zannedersem böyle çalışmaların yapılması çok zorunlu şu dönemden sonra. Ve haddinden fazla insanın alınarak yıpranmanın çok hızlı bir şekilde olmasını engelleyebilmek tabii bunun ucundaki gidilecek nokta. Burada baktığımız zaman değerli izleyenler, neden turizmde sürdürülebilirlik? Çünkü turizm
birçok insanın ve farklı kültürden insanın geldiği, ziyaret ettiği noktalarda yapılan bir aktivite. Bu nedenle de kişilerin kültür düzeyleri ya da eğitim düzeyleri, bilinç düzeylerini çok bilmiyorsunuz. Ve bu insanların sizin bulunduğunuz mülkü veya yani tesisi veya şehri nasıl kullanacağı ile ilgili de çok fazla bilgiye sahip olmadan onları ağırlamaya çalışıyoruz. Ve hizmet veren de beşeri, yani insan. Hizmeti alan da beşeri, yani insan. Tabii. Zaten deminden beri konuştuğumuzda canlı varlık insan. Dolayısıyla bizim sektör tamamen yıpranmaya açık ama aynı zamanda bilincin de başlayabileceği en güzel sektörlerden birisi diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ki Yeşil Yıldız, belki sonraki bölümlerde daha çok değiniriz Yeşil Yıldız'a da. Bakanlığın çıkartmış olduğu ve çok iyi uyguladığı, parmakla gösterecek uygulamalardan birisi. Kesinlikle. Ve yine zannedersem bakanımız geçmiş dönem Ertuğrul Günay'ın döneminde bununla ilgili bir enerji teşviğinden yararlanma ile ilgili. Evet. Bunu alırsanız eğer enerji desteğinden yararlanırsınız. Evet. Değişi ve onun akabinde insanların buna rağbet etmesi. Ve ben de yıldızlamalarda bulunuyorum bakanlık görevlileriyle. Gerçekten yapılanlara baktığımızda enerji tasarrufu hem cebine bir kaynak sağlıyor, kendi yaptığı tasarruf, elektrik tasarrufu, hem de doğaya bir kaynak sağlıyor. Dolayısıyla alan da satan da memnun durumuna geçiyor aslına bakarsanız. Evet. Yani bizler de tesislerimizde bunları kullanıyoruz ve gerçekten çok çok faydalı. Ben özelde Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin de mesela Edison'un yaptığı bir toplantıya gelmiştim. Siz evet. anlatırken şu anda gözümde o müthiş toplantı canlandı. Çok başarılı açıkçası. Bir toplantı olmuştu. Müthişti. Evet. Keşke gene dinleyelim. Yani Ediz Bey bu konularda çok donanımlı. Muhteşem. Kendini çok iyi yetiştirmiş. Hakikaten sürprizlerle dolu mesajlar veren. Yani keşke evet. Mümkün olsa belki bir programımıza davet etsek. Davet edelim. Bence kesinlikle etmek lazım. Gerçekten Antalya onu dinlediğinde çok mutlu çok olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi bir reklam arası yapıyoruz. Ondan sonra tamam, yine sizin yaptığınız güzel aktivitelerle de programı devam ettireceğiz. Evet, kısa bir ara, sonra yine birlikteyiz. Evet, bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Tabii arada bizim sohbet, muhabbet bayağı güzel. O nedenle de gülümseyerek başlıyoruz programı. Evet Ali Bey, şimdi güzel fıkralar dinleyebiliriz. Aklınıza gelirse lütfen yayın esnasında da anlatabilirsiniz. Evet. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin yapmış olduğu sürdürülebilir turizm başlıklı ya da bununla ilgili aktivite veya toplantılar oluyor. Bunlardan bize biraz bahseder misiniz? Tam olarak ne yapıyor Profesyonel Otel Yöneticilerine? Bilmeyenler de evet. mutlaka vardır. Şöyle, tabii ki diğer sivil toplum örgütlerinde olduğu gibi Profesyonel Otel Yöneticiler Derneği de hem diğer sivil toplum örgütleriyle olan iletişimlerinde hem de Turizm Bakanlığı ve diğer bakan, Çevre Bakanlığı, Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı gibi bakanlıklarla olan iletişimlerinde sürekli karşılıklı bilgilendirmeler yapmaktadır. Şimdi Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu Yeşil Yıldız uygulamasının bütün otellerimiz tarafından ve profesyoneller tarafından bilinmesi ve bilinçlendirilmesiyle ilgili bizler de sürekli sürkülerler yayınlıyoruz. Ve yapmış olduğumuz toplantılarda gerek kendi iletişimlerimizle gerekse konuklarımız aracılığıyla yöneticilerimizi bilgilendiriyoruz. Bunu geçmeden Yeşil Yıldız'la ilgili sorular evet. geldi. Çünkü tesislerimizde
5 yıldız, 4 yıldız, 3 yıldız evet. ve tatil köyü kapsamındaki değerlendirmeleri az çok artık biliyor zannedersem izleyenler de. Turizmle ilgilenen insanlar. Fakat yeşil yıldız tam olarak bilinmiyor. Evet. Bunu sizden biraz dinleyelim. Benim de katkım olursa ben de orada katılırım. Mutlaka olacaktır. Çünkü sizin Aktop'ta da aktif görevleriniz var. Evet. Aktop'un yıldızlamayla ilgili yapmış olduğu çalışmaların bir parçası da yeşil yıldızla ilgili. Zaten bir süre geçtikten sonra tahmin ediyorum bu genel yıldızlamaların da içerisinde olacak. Yeşil yıldızın ana teması çevreye saygılı tesis. Zaten yeşil yıldız alan işletmelere verilen yıldız plaketinin üstünde de öyle ya, çevreye duyarlı tesis diye yazıyor. Bununla ilgili bakanlık hakikaten demin sizin de bahsettiğiniz gibi çok güzel bir çalışma yapmış. Aslında buradan belki bir haberin de verilmesinde fayda var. Bunu bir üst kategoriye de taşıyor Turizm Bakanlığı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ortaklaşa çalışıyorlar. Hı hı. Yeşil Yıldız'ın bir üst kategorisi gibi daha da geliştirilmiş. İşte gıda güvenliğini ve hijyeni daha ön plana alan, bununla ilgili hem kullanma açısından hem tüketimlerin daha bilinçli yapılması açısından daha üst bir çalışmayı, daha disiplin bir çalışmayı gerektiren bir süreci de içerisine alıyor. Bu yakında tahmin ediyorum gündeme gelecek. Gelirse inşallah bütün işletmelerin bu konuda da faaliyetleri olacak. Biz zaten böylece her şey dahildeki o tüketim çılgınlığı insanların da hep biliyorsunuz şimdi eleştirdiği burada, konu. Evet, burada yaklaşık 130-140'a yakın kriter var. Yeşil Yıldız'la ilgili. Ve bu kriterlerin hepsi de hakikaten çok, çok ciddi ve titizlikle çalışılmış kriterler. 500 sayfaya yakın da bir dokümantasyon var. Yani sırf bunun hazırlanması, çalışılması bile ciddi bir bilinçlenme programı. Hı hı. Hem işletmeler açısından hem personel açısından. Ayrıca burada güzel bir şey de var. Bu kriterlerden bazıları diyor ki bunları yapıyorsunuz ama bunu lütfen otelinizde konaklayan misafirlerinizle de paylaşın. Aynen. Onları da bilinçlendirin. Siz neler yapıyorsunuz? Bunları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Çünkü gelmiş hatta oldukları basında yer alın. Tabii. Gelmiş yapın. Oldukları konaklama işletmesinde yapılan faaliyetlerden bilgilensinler ki buna bir saygı duysunlar. Onlar da katkıda bulunsunlar. Hakikaten şimdi ayrıştırılmış çöpler koyuyorsunuz. Bilinçli bir misafir o koymuş olduğunuz kriterlerle ilgili ve o çalışmayla ilgili hakikaten bilgi sahibi olursa o da bir katkıda bulunuyor. Gidip kafasına göre kağıdı işte plastiği evsel atığı atmıyor. Diyor ki ya bakın diyor burada bu kadar diyor bir emek var. Bakın hı hı. bu kadar bir çalışma var. Adamlar bu kadar ders çalışmışlar, bu kadar eğitim vermişler, şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Ben de diyor hiç almasa şunu diyor adam gibi çöp ayrıştırmasına katkıda bulunayım. Veya işte restoranda bir takım şeyleri kullanırken daha bilinçli kullanayım. Ya da kedi evleri oluşturuyoruz evet, mesela. Evet, evet, tabii. Çocuklar, onunla ilgili katkıda bulunayım diyor. Bir rekreasyon hizmeti gibi oluyor. Denizi, hem de hayvanseverliği. Denizi kirletmeyeyim diyor. Evet. Veya işte bir yerde kapı açıksa, klima çalışıyorsa ben de kapatayım biraz katkıda bulunayım diyor. Bununla ilgili biz hakikaten Türkiye'de ilk yeşil yıldız alan işletmeydik. Evet, sizin tesisiniz bu anlamda bu, örnek. Bu konuda bir pilottu. Evet, demin bahsettiğiniz o zaman Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay gelmişti. Hmm. Bir törenle aldık biz o belgeyi. Ve çok ciddi, hakikaten inanılmaz bir denetim geçirdik. Bir de ilk olduğunuz zaman, pilot olduğunuz öyle zaman dedi. Bu konuya hakikaten çok ciddiyetle bakıyor. Çok iyi bir ekip geldi. Onlarla da bir sürü şey öğrendik. Biz onlara bazı şeyler ilave ettik vesaire gibi. Ve onun devam eden aşamalarında gördüm ki gerçekten misafirleri biz bu konuda bilgilendirir ve bilinçlendirirsek hem bize katkı sağlıyorlar, daha önceki konakladıkları destinasyonlar veya işletmelerdeki deneyimleri bize anlatıyorlar. Hem de bizim o özverili çalışmalarımızın bir karşılığında onlar da uyumlu bir sürecin içerisinde buluyorlar kendilerini. Karşılıklı bir fayda sağlıyoruz. Kesinlikle. Mesela evet. Zannedersem öyle bir dönem olabilir ki yeşil yıldız sahibi olan bir tesiste çalışmış bir çalışanın
Gönül rahatlığıyla yine siz eğer tesisinizde bunları uyguluyorsanız bir alışkanlığı var ve bildiği bir sistem diye tercih etme gibi bir durumunuz da oluyordur diye düşünüyorum. Çünkü mantıklı düşündüğünüzde bir sisteme birini adapte etmektense gerçekten bunu uygulayan bir maiden yani kat hizmetleri çalışanının geldiği zaman sizde de bunu uygulaması çok daha kolay olacaktır. Hatta yenilikler belki sunacak. Biz orada şöyle yapıyorduk, böyle yapıyorduk gibi. Yine kullanılan kimyasallar buna göre değişiyor. İşte plastik değil daha çok kağıt gibi dönüşümü kolay olan malzemelere yöneliniyor. Gerçekten kriterler bir hayli kapsamlı ve bu anlamda da turizm fakültelerinde okumuş ama aynı zamanda belki kalite kontrolle alakalı kendisini geliştirmiş, sertifikalar almış insanların iş bulma olanağı da bu şekilde tesislerde daha kolay olabilecek diye düşünüyorum. Çünkü kalite departmanları oluşturuldu artık. Böyle de bir istihdam yarattı sektöre. Şimdi şöyle bir iki tane anekdottan bahsedeyim. Lütfen. Aslında izleyicilerimiz de bu konularda bilgi sahibi olsun. Bizler bazen yaptığımız işleri hakikaten küçümsüyoruz. Bir de belli süreçleri geçtikten sıradan sonra geliyor, öyle mi? Geliyor. Evet. Çok ilginç bir anekdot yaşadım. Onu anlatayım. Şimdi Türkiye'de çok önemli bir grubun, holdingin ve çok da başarılılar, takdirle izliyoruz. Gıdaya yönelik, etle ilgili bir çok büyük bir tesis kurma projeleri var. Tabii ki bu projeleri yaparken de eti satacakları en önemli alanlardan, pazarlardan birisi turistik oteller ve işletmeler. Buna yönelik bir hazırlık çalışması yapıyorlar. Ve Amerika'dan bir grupla, yani Amerika'da çok ciddi entegre et tesisleri olan bir grupla ortak çalışıyorlar. Amerikalı heyetle bölgeyi geziyorlar. Bu arada onların, o ekibin, yani Türk ekibin içerisindeki arkadaşlarımın bir tanesi de benim daha önce birlikte çalıştığım arkadaşlardan aradı beni. Ali Bey, rica ediyorum dedi, hani sizin oteli de gelip gezebilir miyiz? İşte orada da bir sunum yapabilir mi arkadaşlar diye. Ben de hani bu işte Yeşil Yıldız vesaire gibi şeylerde de hep öncelikli bizim ekip olarak çalışmalar yaptığımız için dedim en son bize gelin. Biraz da bu hani Amerikalıların bu egosu var ya, böyle dünyayı biz kuruyoruz, biz dünya yönlendiriyoruz. Bizden ibaret. Her şey, evet, her şey bizim, her boku biz biliriz, affedersiniz. İyi dedim, gelsinler. Bizim ekibe dedim ki çok güzel bir sunum hazırlayın. Yani başlıklar İngilizce, anlatımlarını yaparız diye. O özellikle depo alanları, işte tesellüm alanları, etle ilgili satın almayı nasıl yapıyoruz, korumayı nasıl yapıyoruz, ondan sonra hangi süreçlerde işliyoruz vesaire gibi. Bunlar geldiler, bekledim, ben gitmedim. Salon bir güzel bir yer hazırladık sunum için, projeksiyonumuz hazır, sunumumuz hazır. Daha önceki işletmeleri de gezmişler. Tabii orada gidip sadece pratikte neler yapılıyor görmüşler. Ben özellikle de onu yapayım ki dedim. Bir şeyler de biliyorlarsa bize de onlar da öğretsin gibi. Gittim, oturmuşlar işte bizim kısmen Türk yönetici arkadaşlar. O gruptan Amerikalılar falan. Girdim kapıdan, şöyle bir baktım, bekledim. İşte bizim o zamanki kalite müdürümüz, işte genel müdürümüz Ali Bey dedi. Ben yine bekledim, kalktılar. Amerikalı beyler, hoş geldiniz, hoş geldiniz, şudur budur. Dediler ki buraya oturun. Hayır dedim, ben sunumun yapıldığı yere yakın oturacağım. Hı hı. Arkadaşa talimat verdik, başladık. İşte ilk süreçler, gidip tesisleri nasıl kontrol ediyoruz, nelere bakıyoruz, eksikleri varsa onları nasıl rapor ediyoruz, düzeltilmesiyle ilgili süreç veriyoruz. İşte et geliyor, gidip eti nasıl kontrol ediyoruz, resimler var, aşamalar var, prosesler var. İşte o prosedürler var, politikalarımızı anlatıyoruz. Slide slide böyle gidiyoruz. Bayağı bir ilerledik. İşte laboratuvarımız var. İnanamıyor tabii adamlar falan. Bir yerde kestim. Dedim ki buraya kadar anlaşıldı mı? Evet. Anlaşıldı. Amerikalıya dedim ki ya biz çok merak ediyoruz. Hani dünyanın en ileri memleketi sizsiniz. Siz bunları nasıl yapıyorsunuz dedim. Böyle kaldı adam. Tamam, kala kaldı. Bir şey de diyemiyor.
Dedi ki ben bir itirafta bulunabilir miyim dedi. Evet. Çok daha basit yapıyor. Demin dedi sizin sunum buraya gelirken yandaki arkadaşlara dedi biraz konuştuk dedi. Ben de dedi tesisim var. Gidince dedi hemen yöneticilerimle toplantı yapacağım. Lütfen bu sunumu bana da verin. Bunu nasıl yapıyorsanız aynısını bizimle yapmamıza. Yani bazen gözümüzde büyüttüğümüz yapılar aslında o kadar da büyük yapılar değil. Neyse bitirdik sunumu. Kalktılar önlerini iliklediler saygıyla. Ve o Türk heyet de böyle. Hani Türkiye'den böyle bir şey. Yani hem gururla hem de bir saygıyla bizi tebrik ettiler. Vallahi dediler biz böyle bir şey görmüyoruz. Amerikalılar da öyle. Dedim böyle yani. Bakma yani Türkiye deyince az gelişmiş veya hiç gelişmemiş ülke zannetmeyin. Yok gerçekten iyi. Ya coğrafya bilginiz yok ya da dersinizde çalışmıyorsunuz gibi. Ama onu özellikle yapmıştık. Yine aynı şekilde biliyorsunuz G20 zirvesi geçen sene Kasım ayında yapmıştık. Biz Amerikan heyetini ve başkan... Sizin Obama'yla da tabii, bir fotoğrafınız var. Obama'yı ünlü yaptığınız bir fotoğraf. Evet, evet. Öyle başkan hatırladım. Obama'yı da ağırladınız. Şimdi tabii bunların ön delegasyonları gelip otellerde işte incelemeler ya falan yapıyorlar vesaire araştırmalar yapıyorlar. Onlar geldiklerinde de mesela bizim otelde yapmış olduğumuz uygulamalar, prosesler vesaire gibi adamın hem aşçısı hem butler'ı gelmişti. Ya biz diyorlar Amerikan delegeleriyle dünyayı geziyoruz. Hakikaten böyle güzel şeyler, bu kadar böyle hijyen, bu kadar prosedür, bu kadar... İşte koruma ve kullanma dengesine dikkat eden laboratuvar inanılmaz dediler ya. Dedik yani biz Türkler çılgınız işte yapıyoruz böyle şeyler. Yapıyoruz da işte sonucunu yapıyoruz. Alabiliyor muyuz? He. Ya sürdürülebilirlik için veya işte hizmet için, kalite için hakikaten çok şeyler yapıyoruz. Bu iki anekdot benim için çok önemlidir. Zaman zaman değişik yerlerde özellikle öğrencilerle konuşurken anlatıyorum. Onlara motivasyon hoşlarına olsun diye. Ama hakikaten çılgın işler yapıyoruz yani. Kesinlikle. Kendimizi çok da küçümsemememiz lazım. Kesinlikle. Zaten evet. Yurt dışı konaklamalarımızda da bunu görüyoruz. Yani kesinlikle, mutlaka evet. Bizi izleyip de yurt dışında turist olmuş insanlar da buna katılacaktır. Gayet basit böyle olduğu gibi sıradan hizmetler, tesisler keza öyle. Bizdeki evet. Gibi böyle bir şatoya girdin, saraydan çıktın, arka bahçesinde gezdin, palasa girdin böyle bir şey yok. Onunla övünüyoruz ama içindeki hizmet de yıllar geçtikçe gerçekten hatırı sayılır bir şekilde ivme kazanıyor ve yükseliyor kademe kademe. Ve bunun yanında da deminden beri konuştuğumuz bu türden uygulamaların geçmişte HACCP'le başlayan, ISO'yla başlayan, yine zaten bizim bahsettiğimiz Yeşil Yıldız'ın içinde de bu belgeler aranıyor. Tabii. Zaten aranıyor. Evet. Bunlar temel, bunun üzerine ekstra gerçekten süreç bayağı zor. Bir takım denetimlerden geçerek buna hak kazanabiliyorsunuz. Bunun tabii ki dediğiniz gibi çalışanlara katkısı çok fazla. Evet. Benim merakım şu, biz beşeri bir sektörüz demin de bahsettiğim gibi. Dolayısıyla çevresel kalitenin rekabette önemli olduğunu bizim çalışanlarımız anlatmamız gerekiyor. Bu bir artık olmazsa olmaz sorumluluğumuz. Evet. Ve bu nasıl anlatılıyor? Yani çalışanların bu bilinçlenmeyi sağlayabilmemiz için, bizimle birlikte hareket edebilmeleri için. Çünkü çoğu göç ediyor Antalya'ya. Evet. Ve kendi barındıkları yerde herhangi bir bu şekilde uygulamayla karşılaşmamış olmaları çok doğal. İlk defa burada karşılaşıyorlar ve bu insanları tabii hizmet içi eğitimlere tabi tutuyoruz. Ve yine onların aldıkları eğitimlerle de birlikte bir takım yine eğitimlere tabi tutuluyor. Dışarıdan eğitimler alınıyor. Ama bir de bir insan olmanın bir bilinci var. Yani ben biraz ondayım açıkçası. Yani bunu da kolay veremiyorsunuz. Bununla ilgili hani belki normal çalışma hayatınızda anekdotunuz olur. Bunu nasıl becereceğiz? Yani bunu çünkü normalde çocuğumuza bile verirken bir doğal bir dengede gidiyor. Ama bu insan alıyorsunuz 2 ay çalışıyor, 6 ay çalışıyor. Daha sonra belki görmüyorsunuz. Sonra tekrar yenisi geliyor. Bir devinim var. Gerçekten bunu başarmamız çok kolay bir şey değil. Çünkü insan eğilip bükülecek en zor şey bir madde değil. Yani sizin tecrübelerinizde hani bununla ilgili mutlaka güzel bir şeyler çıkacağına inanıyorum. Şimdi şöyle düşünelim.
İşte bir Türkiye'de normal sağlıklı bir genç 20 yaşına geliyor. Eğer yüksek öğrenim yapmıyorsa askere gönderiyorsunuz. Asker ocağı diye bir tanım var. O belli kalıplarda o zamana kadar yetişmiş. İşte evet. Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor değil mi? Yani bir işte kimi piyade oluyor, kimisi havacı oluyor, kimisi denizci oluyor. Ama oranın kendi bir iç disiplini ve iç eğitimi var. Sıfırdan gidiyor mesela işte atıyorum silah kullanmayı öğreniyor. Yanaşık düzen eğitimini öğreniyor, sürünmeyi öğreniyor. Toplu bir şekilde yemesini, içmesini, oturmasını, kalkmasını, asgari müştereklerle yatağını yapmasını öğreniyor. Evet. Evet. Yatağını yapmasını öğreniyor. İşte bizde şey vardı böyle öyle bir yapacaksın ki çarşafı, komutan gelecek, parayı para atacak, atacak, zıplayacak. Para zıplayacak. Yani yarım saat uğraşıyorsun onunla ama bunlar hep bir eğitim. Yani işin temeli eğitim. Çevreyle ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili, yaşanılan bölgenin korunması, o disiplinin yaratılması ile ilgili her konuyu bütün işletmelerin ayrı bir eğitim konusu olarak vermesi gerekiyor. Bununla ilgili de mutlaka ve mutlaka sadece bu iş hani ben bu yeşil yıldız alayım, beyaz yıldız alayım veya onu alayım diye değil. Ben bizim bütün bu belgelendirmelerle ilgili açılış ve kapanış konuşmalarında çalışma arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Bakın bu belgeyi sırf belgemiz var veya sizin demin bahsettiğiniz gibi bir takım teşviklerden faydalanalım. İşte o avantajları kullanalım diye alıyorsak olsun diye hiç değil. Almayalım. Evet. Neden? Bir kere kandırırız kendimizi, iki kere kandırırız. Veya işte gelen heyeti bir kere kandırırsın, iki kere kandırırsın. Ama sonuçta yani yaşamını riske ediyorsun. Gelecek nesillerin, gelecek jenerasyonların mirasını riske ediyorsun. Böyle bir şey yani çok ucuz, çok kısa dönemsel faydaları düşünerek değil, hakikaten o bölgenin korunması. Yani bizim kendi çevremize yapmış olduğumuz, kendi dünyamıza yapmış olduğumuz katkılar bizimle ilgili bizden sonraki nesillere bırakacağımız değerli birer mirastır. Bunu böyle düşünmek lazım. Personelimize, yöneticilerimize de bu şekilde anlatmak lazım. Birbirlerimizle olan kitlesel iletişimlerde bunu ayrı bir kanal olarak, line olarak kullanmamız lazım. Bu budur. Yoksa yani kişisel ve toplumsal gelişmeyi, eğitimi sağlayamadığımız sürece, veremediğimiz sürece bu konuda başarılı olma şansımız yok. Kesinlikle evet, başarılı olma şansımız olmuyor. Yok. Yani bu bizim faydamıza, ailemizin, çevremizin, sevdiklerimizin faydasına bir organizasyondur diye anlatmak lazım. Kesinlikle eğitim, eğitim, eğitim. Bu konuda hatta başka bir şansı yok. Eğitimle ilgili bilmiyorum çocukken bize şey vardı, kaplumbağa ile bay yanlış trafik eğitimi veriyordu. Evet. Görsel olarak. Şu anda çevre ile ilgili ben görüyorum ki kızım hem yuvada hem anaokulunda şimdi birinci sınıfta çok fazla aktivite yaptırılıyor. Evet. El becerisi veya yazılı çizili ve çocuklara ciddi anlamda bir çevre duyarlılığı aşılanıyor. Eve geliyor anne suyu çok fazla açtık, dünyada susuzluk var, neden kardeşim kapatmıyor çeşmeyi diye oturup başlıyor ağlamaya. Yani o kadar güzel bir bilinçlenme var ki bunu tabii devam ettirebilirsek zannedersem gelecek nesillerde daha şanslı olacağız. Ama şu var, gelecek nesiller acaba şanslı olabilecek mi? Bir de böyle bir soru var. Şimdi şöyle bir küçük bir ayrıntıyı gözden kaçırmamak lazım. Bir avantajımız var. Neden? Çünkü kitlesel ve görsel iletişim araçları inanılmaz gelişti. Yani biz yaygın, tabii evet. Yani çok önceki jenerasyonlarda haber niteliği veya eğitim niteliğini yansıtacak kullanabileceğiniz kitlesel iletişim araçları, görsel iletişim araçları yoktu. Şimdi televizyonları kullanarak veya işte kitapları kullanarak, farklı şeyleri kullanarak inanılmaz eğitimleri verebiliyorsunuz, sevdirebiliyorsunuz. Ama buradaki dezavantaj ne? Demin konuşmamızın başında konuştuk. İnsan nüfusu inanılmaz derecede artıyor. Siz bir taraftan ne kadar eğitirseniz eğitim, bir taraftan da inanılmaz eğitim bir üretim yani, var. Eğitilmesi kesinlikle gereken yeni nesiller geliyor. Bu nedenle konsantrasyonu hiç bozmadan, disiplini hiç bozmadan daha fazla eğitim, daha fazla bilinçlendirme şeklinde bu programların devam ettirilmesi lazım. Kesinlikle. Eğitim evet. Şart. Bu belki bir reklamla bu replik hayatımıza girdi ama
gerçekten özellikle de çevre bilinçlenmesi ve çevre duyarlılığı anlamında eğitimin dışında başka bir çözüm görünmüyor. Programımızın 3. bölümünde tekrar farklı farklı konularla devam edeceğiz. Mutlaka izleyin. Çevre dışında da farklı bölümlere gireceğiz. Tekrar buluşuyoruz. Evet, tekrar birlikteyiz. Bu bölümde turizmin sürdürülebilirliği için tamam çevre, deniz, hava, bunların temiz olması şart, olmazsa olmaz, gerekli ve insanların bilinçlenmesi gerekli. Ama bu insanların bir de tabii ki turizmin getirdiği bir şey gezmesi, seyahat etmesi, kafasını boşaltması, yürüyüş yapması, dağlara çıkması, denize girmesi, tekneye binmesi, dalması, bunların hepsi de bu kadar değerli. Çünkü bu insanlar bunun için tatile çıkıyorlar. Yani baktığımız zaman turizm olayı bunların hepsinin bir bütünü. Evet. Rekreasyon da bunun içerisinde. Ve biraz da turizmin çeşitlerine ve bu çeşitlerle birlikte sürdürülebilirliği nasıl devam ettireceğimize değinelim istiyorum bu bölümde. Yani turizm çeşitlerine ve Antalya'nın bu anlamdaki ne kadar hani şanslı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve dağları, denizleri, yaylaları hemen hemen nereye baksanız orada turisti gezdirebileceğiniz ve onlara gösterebileceğiniz tarihi bir kültürel doku. Bunların hepsi var. Ali Kızıldağ bu konuda ne diyor acaba? Vallahi o kadar güzel söylediniz ki sevgili Yeliz. Allah Antalya'ya turizmle ilgili her şeyi vermiş. Torpil yapmış değil mi? İnanılmaz torpil yapmış. Yani o kadar çok asetimiz var ki. Ya turizm için ne lazım veya değişik turizm faaliyetleri için ne lazımsa Antalya'da her şey var. İklimi güzel, doğası güzel, denizi güzel, havası güzel. Tarımsal olarak dünyanın en önemli tarımsal üretim merkezlerinden bir tanesi. Doğa olarak baktığınız zaman yok yok. En güzelini yiyorlar. Yani, buraya geldikleri zaman gerçekten yani düşünün şu anda Rusya'ya ya da yurt dışına biz her şeyi ihraç ediyoruz tarım anlamında. Ve bu ürünlerin aynılarını sofrasında burada buluyor hem yaşayanlar hem turistler. Dört mevsimin yaşandığı bir kent. Tarihsel olarak baktığınız zaman geçmişe gittiğiniz zaman yani her türlü tarih var. Roma tarihinden tutun da dinler tarihine gittiğinizde, inanç tarihine baktığınızda inanılmadık değerlerle dolu. Yani dünyadaki düşünün ilk Hristiyanlık vaazı Türkiye'de verilmiş. Yani Perge'de verilmiş. Ondan sonra tepkiler işte St. Paul orada tepkilerle bir şekilde hırpalanmış. Yanındaki yardımcısıyla birlikte Yalvaç'a kadar yaralı bereli gitmiş. İkinci vaazı Yalvaç'ta verilmiş. Düşünün yani. Diğer geriye doğru gittiğinizde inanılmaz şeyler var. Şimdi burada biz tabii ki ağırlıklı neyi kullanıyoruz? Deniz turizmini kullanıyoruz. En fazla turist sonuçta yaz sezonunda deniz turizmi için geliyor. Cazibesi yüksek olan şey. Evet. Evet. Şimdi bunun çeşitlendirilmesi sürdürülebilirlik anlamında inanılmaz bir değer katacaktır Antalya'ya. Neden? Çünkü kış aylarında daha fazla otelin açık kalması ne demek? Daha fazla uçağın, daha fazla seyahat aracının kullanılması demek. Daha fazla istihdam demek. Daha fazla tüketim demek. Yani burada üretilmiş bir takım ürünlerin tüketilmesi demek. Belki gelen turist sayısının 12 ay olduğunu düşündüğünüzde bir destinasyonun daha güzel yayılması, daha tabii böyle ki, homojen ki olması belki aylara göre
farklılık sergileyerek ama hani dağılımının daha düzgün olması, hepsinin bir Temmuz'da, Ağustos'ta hurya bir tatil yapmasından ziyade böyle bir şey de belki daha kolaylaştırabilir diye düşünüyorum. Şimdi sürdürülebilirlik kavramını senin de demin söylediğin gibi sadece işte çevrenin korunmasının veya işte bulunduğumuz çevreye gösterdiğimiz saygıyla algılamamakla, sürdürülebilirlik çok geniş, kapsamlı bir kavram. Yatırımın sürdürülebilirliği. Yani bugün 50 milyar doları aşkın bir turizm yatırımından söz ediyoruz. Ki şu anda bu sene yaşamış olduğumuz krizde çok ciddi bir risk yönetiyor bu anlamda turizm yatırımcıları veya turizm yatırımları çok önemli bir neredeyse risk. Neredeyse turizmin sürdürülebilirliği tehlikeye girdi. Evet. Şimdi bunun sürdürülebilirliği, çalışan insanların, profesyonellerinin, profesyonel hayatlarının, kariyerlerinin sürdürülebilirliği, çalışan insanların, emekçilerimizin emekleri ve iş güçleriyle ilgili veya yapmış oldukları işle ilgili yaşamış oldukları risklerin sürdürülebilirliği. Bütün bu kapsam, işte turizmin 12 aya yayılması, 12 aylık süreç içerisinde belli oranlarda, belli seviyelerdeki dolulukların sağlanması ve bununla ilgili sürdürülebilirliğin devam ettirilmesi, işte turizmin bu süreci geçmesi için nelere ihtiyacı oldu ve Antalya'daki bu imkanların, Antalya coğrafyasının barındırmış olduğu, sahip olmuş olduğu, bu Tanrı'nın verdiği nimetlerle sahip olmuş olduğu işte bu özellikleri sürdürülebilirlik anlamında nasıl kullanılacağıyla ilgili hakikaten ciddi şeyler var, olanaklar var. Bugün spor turizminde çok önemli yerlere geldik. Bu 1500-2000'e... Ama futbolda çok şu anda sıkıntılıyız diye. Her şeyde diyor. Sıkıntılıyız. Bakın yani sıkıntılıyız ama potansiyel olarak bugün 1500'e yakın takım ağırlıyordu Antalya. Futbol takımı. 500 bin round golf oynanıyordu. Yine aynı şekilde İşte bisiklet sporundan tutun da, triatlondan tutun da, işte doğa yürüyüşleri, işte trekking, rafting, inanılmaz derecede farklı alanlarda işler yapılıyordu. Ve bunlar gelişmeye ve geliştirilmeye çok müsait alanlardı. Daha fazla şeyler de yapılabilirdi. Hala da yapılabilir. Malumumuz olduğu üzere Türkiye 2016'da inanılmaz her biri tek başına kriz olabilecek farklı bir takım terör aktiviteleriyle yüzleşmek durumunda veya karşı karşıya kalmak durumunda kaldı. Bütün bunların üzerine üstlük hepsinden daha fazla bir sıkıntı olabilecek bir darbe girişimi yaşandı. Ve bundan en olumsuz şekilde turizm sektörü etkilendi. Evet. Bakın bugün bir golf turnuvasının profesyonellerle amatörlerin oynadığı Pro-Am dediğimiz turnuvasının başlangıcıydı. Ben de iştirak ettim. Yarın ikinci bacağı ve ondan sonra da profesyonellerin yapacağı dünyanın en önemli golf turnuvalarından biri Antalya'da Belek'te yapılıyor. Evet, muhteşem bir aktivite başlayacak. Evet ama bir sürü sıkıntının gölgesinde başlıyoruz. İşte dünyanın en önemli 2 veya 3 golf oyuncusu bir takım riskleri şey yaparak, mazeret göstererek bu turnuvaya maalesef katılmadılar. Ve turnuvanın o ihtişamına biraz da olsa gölge düştü. Gölge düştü. Ama ben bugün oradaydım. O kadar güzel hazırlıklar var ki, o kadar muhteşem, o kadar profesyonel hazırlıklar yapılmış ki. Bu konuda emeği geçen herkese, Türkiye Golf Federasyonu'na, Türk Hava Yolları'na, yine turnuvanın yapılmış olduğu Belek bölgesindeki bütün otellere, Regnum Otel'e tek tek teşekkür ediyorum. O kadar güzel hazırlıklar yapmışlar ki biz golfçilerle birebir sohbet ediyoruz. İnanılmaz bir etki altındalar. Ya diyorlar ki her şey çok güzel. Oteller güzel, golf sahaları güzel, organizasyon müthiş. Ama maalesef bulunmuş olduğumuz coğrafyanın jeopolitik problemleri, sıkıntıları her işimize yansıyor. Buna da yansıyor. Yani bunları bakın bunları Türkiye'nin bir an önce açması lazım. Hakikaten çok büyük bir badire atlattık. Bu hepimizce malum. Yani ilahlar korudu Türkiye'yi. Aksini düşünemiyorum bile. Nasıl bir Türkiye'ye
Nasıl bir sabaha gözümüzü açardık, uyanırdık. Allah korudu diyelim. Şu an ne yapıyor olurduk? Ama bu süreci atlattık çok şükür. Türkiye'nin bir an önce normalleşmesi lazım. Sadece turizm alanında değil, bir sürü alanda yaşadığımız sıkıntılar, bu sürdürülebilirlikle ilgili problemler sadece bizim için değil, bizim için çok büyük bir sıkıntı ama diğer sektörler açısından da çok önemli. Türkiye'nin bir an önce normalleşmesi lazım. Ya bu normalleşme sürecini artık çok hızlı geçmesi lazım ki biz bir sürü şeyi çok hızlı geçtik. Bu yaşamış olduğumuz terör olaylarından sonra ben en son Atatürk Havalimanı'ndaki olayı hatırlıyorum. Ya 6 saat sonra bütün uçuşlar normale döndü. Hı hı. Ertesi gün her şey hiçbir şey olmamış gibi normale döndü. Bu inanılmaz bir başarıydı Türkiye için. Ona benzer olayları diğer ülkelerde işte bir Belçika'da, bir Fransa'da. Bu anlamda çok esnek. İnanılmaz hızlıyız. Yani belki bu olayı çok yaşadığımız için, çok kanıksadığımız için veya bununla ilgili pratiklerimizin, bununla ilgili tecrübelerimizin artık çok ciddi bir olgunluğa ulaşmasından dolayı bu süreçleri çok hızlı atlatabiliyoruz. Ama donanımlıyız da aslında baktığımızda. Kesinlikle yani, öyle, evet. Hani ben gerçekten hani yıllardır üniversitedeyken bu yana söylenen şu, gelişmekte olan ülke şeyinden bir türlü çıkartamadı. Her konuşan biz gelişmekte olan ülkeyiz. Hocalarımız aynen evet. Böyle. Tamam, o zaman öyleydi. Ama hala mı gelişiyoruz ya? Yani artık gelişmiş ülke sıfatı neyse bunlar bizde görünüyor yani, var. Ama bir dediğiniz gibi bu normalleşme sürecinde şu anda gerçekten çok ihtiyacımız var. Vatandaşların ya da çalışanlarımızın ya da bizlerin psikolojik olarak da normalleşmesi lazım. Kesinlikle. Her sabah neye uyanıyoruz? Bugün neresi ne oldu? Şurada bu mu oldu? Ya da dış ilişkilerimizde kim bize laf attı? Gerçekten bunları düşünerek yaşamak insanda bir paranoya oluşturmuyor değil. Yani yatırımı neye göre yapacağım? Hani ne kadar borca girelim? Girmeyelim tabii. Kaç insan çalıştıralım? Şimdi bunların hepsini düşünürken insan nasıl rahat olabilir? Tabii rahat, kesinlikle. Rahat olamayız. Rahat da değiliz. Şimdi dünya artık eski dünya değil. Tabii ki biz artık hani söylüyoruz ya, hala mı gelişmekte olan bir ülkeyiz? Kimse yerinde durmuyor. Herkes gelişmeyle ilgili, işte evet. Zenginleşmeyle ilgili, teknolojiyle yok. İlgili bir takım adımlar atıyor. Biz de o süreç içerisinde, yarış içerisinde belli bir pozisyonumuz var. Bu pozisyonumuz bazen ileri gidiyor, bazen stabil kalıyor. Ama çok şükür ki özellikle ekonomik büyümeyle ilgili oranlar değişse de hep bir büyüme içerisindeyiz. Yani durmadık. Bu çok önemli bir indikatör. Ha, bunu daha fazla arttırabilir miyiz? Tabii ki arttırabiliriz. Bugün özellikle Asya'daki bazı ülkelere baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı'nın akabinde inanılmaz atılımlar yaptılar. Bugün bir Tayvan'a, bir Kore'ye bakın. Çok farklı bir yerdeler artık. Tabii Asya Pasifik. Tabii Japonya'nın deneyimlerini daha da geliştirerek, özellikle büyümeyi daha iyi yöneterek, çünkü büyümeyi yönetemediğiniz zaman da çok ciddi bir işle karşısınız. Çok önemli yerlere geldiler. Turizmde de zaten Asya Pasifik hızla. Bizlerin de bu anlamda çok farklı işler yapması lazım. Ama bunu yaparken dediğim gibi bir durgunluk süreci yaşamamamız lazım. Şu anda Türkiye bir sürü neden var. Şimdi biz bu geçmişte yaşadığımız, yakın geçmişte yaşadığımız bu darbe girişiminin akabinde inanılmaz bir, onun öncesinde de malum örgüt tarafından dünyada sürdürülen anti-algı operasyonunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Kendimizi tanıtamıyoruz. Neden? Çünkü öyle veya böyle bu insanlar geçtiğimiz süreçte Türkiye ile ilgili algı işlerini üstlenmişler, bu misyonu yüklenmişler, iyi de yapmışlar, başarılı işler de yapmışlar. Ama olay tabii bunların gerçek yüzü ortaya çıkıp maskeleri düştükten sonra farklı bir boyuta taşındığında oradaki güçlerini bu sefer Türkiye'nin aleyhine, bizim aleyhimize kullanmaya başladılar. Bu gücü de bir anda yok edemiyorsunuz. Ekonomik olarak bir güçleri var, networklerini artık oluşturmuşlar. Köşe başlarını tutmuşlar, bir takım insanları satın almışlar. Böyle hop diye bir takım şeyleri değiştiremiyorsunuz. O insanları da değiştiremezsiniz. Belli köşe başları değişecek ve biz kendimizi çok daha iyi anlatmaya başlayacağız.
Diyeceğiz ki arkadaş işin gerçeği bu değil ki burada hakikaten sivil toplum kuruluşlarına çok önemli çok görevler büyük düşüyor. Görev tabii. Düşüyor, doğru. Hele hele biz turizmcilere, yabancılar bizim ayağımıza geldikleri için tabii. Tabii çok önemli misyonlar anlatmamız lazım. Bu işin gerçeğini, Türkiye'nin gerçeğini anlatmamız lazım. Bu örgütü, bu örgütün tehlikesini anlatmamız lazım ki bu süreçleri hızlı geçin. Ama bunu yaparken de özellikle devletin kurumlarının, siyasetçilerin, yöneticilerimizin Türkiye'nin normalleşme sürecinin çok hızlı bir şekilde tamamlanması ve normal, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti kurumlarının güvenli ve kuramlarının hızlı bir şekilde tekrar normal süreçlerinde işlemeye başlaması ve sağlıklı işlemeye başlamasının sağlanması ve bunun bütün dünyaya anlatılması gerekiyor. Çünkü demin de söylediğiniz gibi yatırımcılar, çalışanlar, profesyoneller, siyasetçiler, politikacılar, ülkenin her şeyi bu anlamda sürdürülebilirlik riskleriyle karşı karşıya. Çalışanın iş güvenliği, profesyonelin iş güvenliği, yatırımcının yatırım riskleri, yapmış olduğu yatırımların fiyat değerleri, fizibil değerleri, kredibiliteleri, her şey risk altında. Ve bu anlamda turizm işletmelerinin bir kere çok ciddi teşviklere ihtiyacı var. Çünkü bu süreçte biz kredibilitemiz, siz de ciddi yatırımları olan bir grupsunuz, işin içindesiniz. Hakikaten finansal açıdan kredibilitenizin ne kadar aşağılara indiğini takip edebiliyorsunuzdur. Yani eskiden bir bankaya gittiğinizde bir tesisinizin teminat bedeli ve süreciyle şimdiki arasındaki farkı herhalde biliyorsunuz. Bu anlamda ciddi teşviklerin turizm açısından da, turizm sektörü açısından da hemen yürürlüğe konması lazım. Hali hazırda devam edenlerin yanında. Evet, yine bir kredi garanti fonu ile ilgili bir haber vardı dün dolaşan. Umarım hızla hayata geçer diye ümit geçmesi ediyoruz. Lazım. Geçmesi çünkü lazım. Gerçekten 2017 tabii ki hepimizin bildiği üzere toz pembe olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Fakat yapılan barış sürecinin Rusya ile atılan iyi adımların sonuçları olumlu yansımaları olacak. Fakat her şey böyle hemen bir anda normale dönmesi kesinlikle mümkün dönmez. Değil. Evet. Çok güzel bir organizasyon, golf turnuvası. Evet. Ve ben çok fazla golfe yakın olan bir insan değilim. Bu sporu yapmıyorum. Ama gözlemlediğim bu spora merak salmış insanlar belirli bir network'e sahip. Ve belki bu sporu network sağlamak için yapan insanların bile olduğunu biliyoruz. Ve lüks tüketimi seven ve bunu yaşamayı isteyen ve yaşayan da bir kitle. Aynı zamanda bilinçli turizmi yapan bir insan topluluğu. Ve bu insanların tabii biz direkt seferlerle Antalya'ya gelmesini çok istedik, istiyoruz da hala bununla ilgili görüşmeler sıkça yapılıyor, bilemiyorum ne derece hayat bulacak. Fakat şu anda bizim milli bayrak taşıyıcımız diyelim, yaptığı bir sponsorlukla dünyaca ünlü golf oyuncuları ve ekipleri şu anda Belek'te bu turnuva için hazır. Ve siz de bunun çok yakın takipçilerindensiniz. Bu gibi güzel aktiviteleri, işte Expo'ydu, beraberinde Uluslararası Film Festivali, Piyano Festivali, buraya gelen insanlar, onların televizyonda dünyaya el sallaması, ben buradayım demesi, teröre rağmen buradayım demesi, bunların hepsi büyük büyük bir PR çalışması ve yine bu organizasyonda bunlardan birisi. Umarım en güzel şekilde ağırlarız ve iyi bir şekilde de sonuçlarını inşallah kullanırız diyeyim. Çünkü biz güzel yapıyoruz bazı şeyleri. Bir de bunları hiç medyaya yansıtamıyoruz. Anlatamıyoruz. Böyle güdük bir halimiz olabiliyor bazen. Maalesef. Ben maalesef onu bir çözemedim bir türlü. Halbuki verelim, dağıtalım. Yani tüm dünya duysun. Neden böyle içimizde yaşıyoruz acaba bazı şeyleri? Bununla ilgili var mı böyle bir düşünceniz? Vallahi şöyle, hani yıllardır hep şunu söyleriz ya. Ya biz de çok güzel zeytinyağı yapıyoruz ama niye bu İtalyanlar bunu daha iyi satıyor? Ambalaj yani. Bu iş gerçekten, isterseniz altından yapın veya elmastan yapın bir şeyleri. Pazarlama bacağı zayıfsa orada ürünü istediğiniz fiyata, istediğiniz borsaya sunamıyorsunuz. Bu bununla ilgili bir şey.
Ama bu konularda aslında güzel şeyler yapıyoruz, yapmıyoruz değil. Bugün işte ben Belek bölgesine 1997 yılında ilk gitmiştim. O zaman 2 tane golf tesisi vardı. Hı hı. Şimdi 16 tane. Dünyanın en değerli golf destinasyonlarından birini oluşturan, evet, tabii birbirinden güzel golf sahası var. Yani bundan bir 10 sene önce deselerdi ki işte Tiger Woods gelecek, Türkiye'de Belek'te golf oynayacak, ben hadi lan derdim. Yani işte öyle bir şey yok derdim. Ama bugün Tiger Woods 2 kere geldi. Bu yıl gelecekti, maalesef bir sakatlığı olması nedeniyle gelemedi. Bunlar şimdi tabii ki hani bu sporu bilmeyen veya takip etmeyen izleyicilerimiz tarafından çok şey gelebilir. Yani nedir ki, kimdir ki gibi gelebilir. Ama şöyle söyleyeyim, yani dünyalarında kimdir işte Türkiye'ye gelsin dediğimiz, işte Brad Pitt artist olarak veya işte Angelina Jolie. Ya da işte futbolda zamanın Maradona'sı. İşte Maradona'sı, Pele'si. Bunlardan bile çok daha önemlidir. Çünkü Tiger Woods'un dünyada demin bahsettiğiniz gibi çok elit, çok zengin, turizm faaliyetini yaparken de çok para harcayan milyarın üzerinde izleyicisi vardır. Adamın turnuvalarında izlemek için Amerika'dan kalkar Çin'e gider. Veya işte Dubai'ye gider, oraya gider, buraya gider. Hani bu sene bizim için belki şanssız bir yıl. Bu demin bahsettiğimiz, hı hı, olağanüstü bir takım koşulları yaşıyor olmamızdan dolayı. Ama burada küçük bir nüansı da atlamayalım. Bütün bunlara rağmen bu turnuvanın yapılması, hala yapılması, yine bu turnuvanın bütün uluslararası kanallar tarafından canlı olarak izlenecek olması, bu normalleşme süreci açısından çok gerekli, çok önemli. Ve önemli bir mesaj. Demin verdiğiniz mesaj, Expo'daki konserlerde özellikle Elton John'un vermiş olduğu böyle altına imza atar ve çizgi çizer gibi bir takım güvenlik nedenlerini bahane göstererek Türkiye'ye yani gelmeyenler neler kaybettiğini bilmiyor demesi çok önemli. Bu mesajları çok iyi kullanmamız lazım. Biz mesela G20 zirvesi sırasında Amerikan Devlet Başkanı Obama'nın söylediği çok güzel bir sözcük vardı. Legendary hospitality diye. Yani efsanevi misafirperverlik. Ya Türkiye'yi, Türk insanını bu kadar güzel tanımlayacak eden, bir şey, mi? Evet, bir slogan olamaz. Ya bunları işte iyi ambalaj yapıp, bu süreçte Türkiye'nin sadece turizm için değil, bütün sektörleri için, Türkiye'nin sosyolojisi için ihtiyacı olan bir pazarlama aseti olarak kullanmak, bu anlamda hakikaten bir değer olarak bazı iş yerlere sunmak hepimizin görevi diye düşünüyorum. Çok güzel bir son söz oldu diyeceğim. Evet, üzülerek, evet, çünkü programımızı, sohbetimizi, evet, tamamlamış bulunuyoruz. Evet. İnşallah yine başka bir programda farklı konularla yine birlikte olmayı arzu ederim. Değerli izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar turizmin başkentinden canlı yayınında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.